Murat Başoğlu'nun başı dertte. Öz abinin kızıyla yakalandı. Sonra eşi Hande Belmek'le boşandı. Yargılandığı davadan beraat etti ama İstinaf Mahkemesi hayır dedi. Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle ilişki yaşadığı ve bu yüzden hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan yargılandığı davada hangi çarpıcı gelişme yaşandı? Tüm detaylar magazin kulisinde. Hikayemize Murat Başoğlu'nun eski günlerine dönerek başlıyoruz. Onların hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmıyordu. Zengin kız, fakir ünlü erkeğe aşık olmuştu. İş adamı Ayhan Bermek'in kızı Hande, döneminin yakışıklı sunucusu Murat Başoğlu'na sırılsıklam aşıktı. Nitekim tüm baskılara rağmen Hande Belmekli Murat Başoğlu 2003 yılında dünya evine girdi. Her şey güzel gidiyordu ünlü çiftin hayatlarında. Bunu bir erkek evlat dünyaya getirerek mutluluklarını perçinliyorlardı. Ya da herkes öyle sanıyordu. Murat Başoğlu sunuculuk ve oyunculuk işlerini bir tarafa bırakarak ticarete de atıldı. İstanbul ve Bodrum'da spor salonu açarak ünlü olmanın avantajını da kullanıp başarılı bir iş adamı imajını da çizdi Başoğlu. Bana en çok abi bu yaşta bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya ben bu soruya gerçekten çok cevap vermeye çalıştım ama bazen hani anlatmak da olmuyor. Bu vücudu yapmak o kadar da zor değil. Yani biraz fazla çalışmak, doğru beslenmek lazım. Bu hedefe ulaşabilmen için bizimle birlikte çalışacaksın. Kendisini spora adayan Murat Başoğlu, Mesut Yar'ın Burada Laf Çok adlı programında spor yüzünden evliliğinin çatırdadığını bile söylemişti. Evliliğin sağlıklı yürümesi için sporu benim 6 ay bırakmam lazım. Yani 6 ay yaptığım dönemde neredeyse boşanıyordum, düşün yani. Kurtulan evlilik Bodrum Yalıkavak açıklarında demir atan bir teknedeki fotoğraflarla bir kez daha sallandı. Bir çocuk babası Murat Başoğlu esmer bir güzelle adeta sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Sadece objektif ve kameranın olduğu Bodrum'da önlem almayı unutan Murat Başoğlu, esmer sevgilisiyle fena halde yakalanıyordu. Burcu Kabadayı ile sarmaş dolaş yakalanan Murat Başoğlu bu görüntülerden sonra ilk olarak yeni tanıdığım biri olarak açıklamalar yapmıştı o günlerde. Arkadaş yabancı bir kadın işte. Yarım saat önce tanımıyordum. Tanışmayaydım. Yarım saat sonra tekmemdeydi, yarım saat sonra bıraktım. Olamıyorum. Murat Başoğlu'nun unuttuğu bir şey vardı. Bu kız öz abinin kızı Burcu Kabadayı'ydı. Söylemezsem olmaz programının yorumcusu Bircan Bali bu kızı tanımış ve bu haberi medyaya sızdırmıştı. Yanındakinin kim olduğunu ilk söyleyen kişi karşımdaki şahıs. Evet, o fotoğrafı ben koydum. Bir tane fotoğraf verildi ya, onu koydum çünkü kızı tanıyorum. Kızı tanıyor, inanamadım yani. Ya Ece, ben
beynimden aşağı kaynar sular döküldü. 9'da bunu öğrendim. 9-10 geçe 10 dakikalık bir şey yaşadım içimde. Bunu söylemeli miyim, söylememeli miyim, söylemeli miyim? Çünkü ben bunu söylemesem sanki bu işe ortak olacakmışım gibi, bu çirkinliğin içinde olacakmışım gibi geldi. Bircan Bali'nin deşifre ettiği kız, Murat Başoğlu'nun öz abinin kızı Burcu'dan başkası değildi. Bu ilişki iddialara göre 12 yıldır. Murat Başoğlu'nun ihanete uğrayan eşi Hande Bermek ise sessizliğini bu sözlerle bozmuştu. Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hala gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var. Hande Bermek, eşi Murat Başoğlu'ndan hemen ayrılmamıştı. Haberlerin çıktığı günden sonra bile hep eşinin yanında olduğunu göstermişti. Hande Bermek eşinin bu ihanetini affetmemiş ve bir süre sonra Murat Başoğlu'ndan boşanmıştı. Murat Başoğlu'na gelen tepkiler çığ gibi büyümüştü. Hande Bermek eşine öz yeğeniyle ilişki yaşadığı için dava açmasa da kamu ünlü sunucunun yakasını bırakmamıştı. Ve bir çocuk babası Murat Başoğlu teknede esmer bir güzelle görüntülendiği o günden beri kameralardan kaçmak için elinden geleni yapmıştı. Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek o günlerde karşılıklı birbirlerine tehdit davaları da açmışlardı. Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu'na açılan hayasızca hareketlerde bulunmak davası sonuçlanmış ve ünlü sunucu beraat etmişti. Davanın temiz sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan yargılanarak beraat eden sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu hakkındaki dava dosyası Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy'un itirazıyla 13 Mart 2018'de temiz için İzmir Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmişti. Bu mahkemeler bünyesinde cinsel saldırı ve taciz gibi suçların temyiz edilmesini yapan 15. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Mahkeme dosyayla ilgili olarak davada tanık olarak dinlenen Burcu Başoğlu'nun kocası Selçuk Kabadayı'ya tebligat yapılmadığını belirledi. Daire bu eksikliğin giderilmesi için dosyayı Bodrum'daki mahkemeye geri gönderdi. Bu eksik tamamlandıktan sonra dosya yeniden İzmir'e gönderildi.
Dosyayı tekrar inceleyen Cinsel Suçlar Dairesi dosyada bu kez başka bir eksiklik daha buldu. Daire, Bodrum'daki yargılama sürecinde Başoğlu'nun kendisini yargılayan hakimi reddettiğini, başka bir hakimin yargılamayı yapmasını istediğini ancak mahkemenin bu talep hakkında karar vermeden dosyayı karara bağladığını belirledi. Sonucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık için verilen beraat kararı bozuldu. Dosyada nihai karar istinaf incelemesinin ardından verilmiş olacak. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için Magazin Kulisi'ne abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni haber, her gün güncel haber. Magazinin kalbi burada atıyor. Magazinin ustaları, magazinin duayenleri bir araya geldi ve bu kanalda buluştu. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni, her gün güncel haberler. Takipte kalın, magazin dünyasından uzakta kalmayın. Magazin Kulisi. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni haber, her gün güncel haber. Magazinin kalbi burada atıyor. Magazinin ustaları, magazinin duayenleri bir araya geldi ve bu kanalda buluştu. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni, her gün güncel haberler. Takipte kalın, magazin dünyasından uzakta kalmayın. Magazin Kulisi.